İslamiyet öncesi Arabistan'da Nebat, Tedmür, Gassani, Main, Hire, Sebe gibi devletler hüküm sürmüşlerdir. Bu bilgiden hareketle Arabistan ile ilgili çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Siyasi birliğin olmadığı küçük küçük devletçiklerin olması siyasi birliğin olmadığını gösterir. Haram aylar dışında savaşların yapıldığı bilgisine yukarıdaki bilgiden böyle bir çıkarım yapılamaz. Siyasi yapıların güçlerini dine dayandırdığı bilgisine yukarıdaki bilgiye bakarak yine söyleyemeyiz. Cevap A seçeneği. Tarih öğretmeni sınıfta bu savaş sonrasında esirler Müslümanlara okuma yazma öğretme karşılığı serbest bırakılmış. Ayrıca Şam ticaret yolu kısmen Müslümanların egemenliğine geçmiştir ifadesiyle aşağıdaki hangi savaşın sonuçlarından bahsetmiştir? Uhud Savaşı'nda Müslümanlarla müşrikler karşı karşıya kalmış, birbirlerine tam bir üstünlük sağlayamamıştır. Hendek Savaşı bir savunma savaşıdır. Şehrin etrafına surlar kazılarak yapılmıştır. Tebük Seferi Bizans'ta Hayber Kalesi ile de Hayber Kalesi Yahudilerden temizlenmiştir. Yukarıda bahsedilen savaş sonrasında Müslümanlara okuma yazma öğretme karşılığında esirlerin serbest bırakıldığı, Şam ticaret yolunun kontrolünün sağlandığı savaşın sonucu Bedir Savaşı'dır. Mekkeli müşriklerin Müslümanları siyasi bir güç olarak tanıdığını aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Yermük Savaşı Bizans'ta yapılmıştır. Akabe biatları insanların Akabe denilen yere gelerek Hazreti Peygamber'e inanarak Müslümanlığı kabul ettikleri, ona biat ettikleri olaydır. Medine Sözleşmesi Medine'de Müslümanlarla Yahudiler arasında yapılmıştır. Taif Seferi de yukarıdaki durumla alakası yoktur. Mekkeli müşriklerin Müslümanları siyasi bir güç olarak tanıdığına Hudeybiye Barışı kanıt olarak gösterilir. Çünkü Hudeybiye Barışı Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan bir barış antlaşmasıdır. Bu anlaşma Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini, tanıdıklarının göstergesidir. Oturup onunla antlaşma yapmışlar. Müslümanlar önemli kayıplar vermelerine rağmen Mekkelilerin Müslümanlar üzerinde kesin bir üstünlük sağlayamadılar. Mekkelilerle işbirliği yapan Medine'deki Beni Nadir Yahudileri şehirden çıkarıldı. Yukarıdaki gelişmelere neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Hendek Savaşı şehrin etrafına surlar kazılarak yapılan savunma savaşıdır. Tebük Seferi ve Yermük Seferi Bizanslara karşı yapılmıştır. Kadisiye Savaşı da İranlılar üzerine yapılan bir savaştır. Yukarıda bahsedilen savaş Uhud Savaşı'dır. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdaki halifelerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in ilk defa çoğaltılarak Mekke, Basra, Kufe, Şam ve Mısır gibi önemli İslam şehirlere gönderilmesini sağlamıştır? Hazreti Ebubekir Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren kişidir. Seçeneklerde Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Ömer ile birlikte Hazreti Osman seçenekleri verilmiş. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak farklı İslam şehirlerine gönderen halife Hazreti Osman'dır. Kitap haline de Hazreti Ebubekir getirmişti. Cevap B seçeneği. Yukarıdaki savaşlardan hangileri Suriye'nin İslam orduları tarafından egemenlik altına alınmasını sağlamıştır? Ejne'den Savaşı Bizans'ta yapılmış. Bu savaş sonunda Suriye ve Filistin çevresi İslam orduları tarafından egemenlik altına alınmıştır. Kadix Savaşı Endülüs Emeviler ile Vizigot Krallığı arasında yapılan savaştır. Cemal Savaşı da Hazreti Ali taraftarları ile Hazreti Ayşe taraftarlarının karşı karşıya olaydır. Dolayısıyla Suriye'nin İslam orduları tarafından egemenlik altına alınması Ejne'deyn Savaşı ile gerçekleşmiştir. Aşağıdakiler hangisinde birincide verilenin ikincide verilene neden olduğu söylenemez. Hayber Kalesi'nin fethi Şam ticaret yolunun denetiminin Müslümanların eline geçmesine zemin hazırlamıştır. Kadix Savaşı İspanya'nın Müslümanlar tarafından ele geçirilmesine neden olmuştur. Emevilerle Vizigot Krallığı arasında yapılmıştır bu savaş. Hendek Savaşı'nın yapılması Müslümanların taarruza geçmesi. Hendek Savaşı Müslümanların yaptığı son savunma savaşı. Yermük Savaşı'nın kazanılması Arabistan dışında İslam devleti sınırlarının genişlemesine zemin hazırlanmıştır. Bu da doğru. Ancak C seçeneğinde hakem olayı mezhep birliğinin sağlanması demiş. Hakem olayı Hazreti Ali ile Şam valisi Muaviye arasında yaşanan mücadeleleri yatıştırmak, çözüm bulma için oluşturulan olaydır. Dolayısıyla mezhep birliğinin sağlanmasına zemin hazırlanmamıştır. Cevap C seçeneği. Bu Müslüman bilginlerden hangileri Avrupalıları ilim veya fikirleri iletleyen düşünürler arasında gösterilebilir? Farabi kendisi filozof Avrupalıları etkilemiştir düşünceleriyle. İbn Sina özellikle tıp alanındaki çalışmalarıyla Avrupalıları etkilemiş. Avrupalılar tarafından Avicenna olarak adlandırılmış. Kitapları Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. İbn Rüşd zaten Kurtuba'da İspanya'da dünyaya geliyor.
ve yaptığı çalışmalarla Avrupalıları etkilemiştir. Cevap E seçeneği. Abbasi Devleti'nin merkezi otoritesinin zayıflaması sonucunda ülke sınırları içerisinde irili ufaklı pek çok devlet kurulmuştur. Aşağıdakiler hangisi bu devletlerden biri değildir diye sorulmuş. Tolunoğulları Mısır'da kurulan Abbasi hakimiyeti zayıflaması sonucunda kurulan devletlerden bir tanesidir. Samaniler, Tahirler ve Büveyhoğulları yine Abbasi Devleti'nin merkezi otoritesinin zayıflaması sonucu kurulan devletlerdir. Gazneliler Orta Asya'da kurulmuş bir Türk İslam devletidir. Abbasi Devleti'nin zayıflamasından sonra kurulan devletler arasında gösterilemez. Cevap D seçeneği. İslam Devleti ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisinin cizye vergisinin artmasına katkı sağladığı söylenemez. Cizye vergisi İslam Devleti sınırları içerisinde yaşayan gayrimüslimlerden alınan askerlik yapmama karşılığında alınan vergidir. Dolayısıyla İslam Devleti'nce cizye vergisinin artması için Müslüman olmayan yerlerin fethedilmesi lazım. İspanya'nın fethedilmesi cizye vergisinin artmasına zemin hazırlanmıştır. Çünkü burada Müslüman olmayan insanlar yaşıyordu. Nihavend Savaşı ile İran topraklarının artması yine Müslüman olmayanlardan alınan verginin artmasına yol açmıştır. Horasan'ın ele geçirilmesi aynı şekilde. Suriye ve Filistin'in alınması yine aynı şekilde cizye vergisinin artmasına katkı sağlamıştır. Ancak Kerbela olayı iki Müslüman taraf arasında gerçekleşen bir olaydır. Muaviye ile Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin arasında yaşanmış Müslümanlar arasındaki iç çekişmedir. Cizye vergisinin artmasına katkısı yoktur. Hazreti Ömer döneminde illere valilerin yanında kadılar da atanmış. Bu uygulamayla amaçlardan hangilerinin gerçekleştirilmek istendiği söylenebilir. Adli ve idari birimler ayırma. Evet, idari birim valilik, adli birim kadılar. Bunları birbirinden ayırmak için bu gerçekleştirilmiştir. Yargı kurumuna güven artırma. Evet, ayrı bir kadılık makamı oluşturarak yargı makamına güveni artırma amaçlanmıştır. Yerel yönetimleri özerk hale getirme gibi bir amaç söz konusu değildir. Cevap B seçeneği. 4 halife döneminde halifeler bir kurul tarafından seçimle belirlenmiştir. Bu bilgiden hareketle yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Demokratik uygulamaya yer verildiği halifelerin bir kurul tarafından seçilmesi demokratik bir uygulamadır. Otokratik yönetim anlayışının benimsediği otokrasi de yönetici yine halk tarafından seçilir ama bütün yetki tek bir kişide toplanır. Böyle bir şey söylenemez. Siyasi idarenin kararlarına bağımsız olduğu yukarıdaki bilgiden yine böyle bir çıkarımda bulunamaz. Cevap A seçeneği.